Hayırlı sabahlar. Altılı Masal liderleri son buluşmalarını 3 Temmuz Pazar akşamı yaptılar. 12 Şubat, 28 Şubat, 27 Mart, 24 Nisan ve 29 Mayıs buluşmalarının ardından gelen bu yeni e, toplantıda yine bir açıklama yapıldı. Kapsamlı bir açıklama yapıldı. Ve bu açıklamada da önemli mesajlar verildi İyi Parti ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından Bu mesajların bizce en önemli olanlarından biri altı liderin altı masaya dahil olan 6 liderin ilk kez hep birlikte ortak bir açıklamayla erken seçim çağrısı yapmalarıydı. Açıklamada deniyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geçtiğimiz 2018 yılından bu yana sadece siyasi iktidarın ve bir avuç azından memnun olduğu vatandaşlarımızın feryat ve isyan ettiği adaletsiz, haksız ve keyfi uygulamalarla çarpık ve gayri ahlaki kriterlerle karşı karşıyayız. Tabi bu cümlenin altı iyi doldurulması gerekiyor haksız, adaletsiz, keyfi uygulamalarla, çarpık ve gayri ahlaki kriterlerle karşı karşıyayız. İşte bunun içerisinde bu süreçte iyice tırmanan hukuksuzluklar, öncesinde başlayıp sonuçları hala devam eden KHK hukuksuzlukları, keyfilikleri ve diğer ayrımcı ve kayırmacı uygulamalar vesaire var. Ve devam ediyoruz. Açıklamanın devamındaki cümleye bakıyoruz. Ülkemizin yaşadığı özellikle son dört yıldır katlanarak artan ve milletimizi ağır bir yük haline gelen tüm sorunların kaynağında tek bir kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır. Tek adam rejimi dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm sorunların kaynağında tek kişinin ve onun belirlediği dar bir zümrenin tahakkümünü bunu önemli bir tespit olarak okuyalım aynı zamanda onun belirlediği dar zümre ifadesinin akla getirdiği, çağrıştırdığı bir başka vakaya da işaret edelim o dar zümrenin tamamen kuşattığı halktan kopardığı ve e, bu sistemi kendi hesapları istikametinde kullandığı bir yapılanma. Perinçek'in ifade ettiği hususlar, yani ülkeyi artık idare eden o değil, kendisinin dahil olduğu, kendi partisinin dahil olduğu bir koalisyon. Ama netice değişmiyor bu neticeyi isteyen, bu neticeye gönüllü olarak start veren, destek veren ve böyle bir sonuca işin götürülmesinin esas ve balini taşıyan tek kişi. Ve bu tespitlerin ardından çağrı, seçim çağrısı şöyle yapılıyor açıklamada. Bu sorunları aşabilmenin yolu siyasi iktidar ve ortaklarının tüm gündem değiştirme çabalarıyla yıpratmaya çalıştıkları cumhuriyet değerlerimize ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sımsıkı sarılarak milli egemenliğimizi esas alan güçlendirilmiş parlamenter sistemi yine milletimizin teveccühüyle hayata geçirmek üzere seçim sandığının bir an evvel milletimizin önüne getirilmesidir. Bizim bidayetten itibaren ısrarla tekrar tekrar söylediğimiz husus bu. Bu sorunları aşabilmenin yolu, bu çıkmazı aşabilmenin yolu, bu tıkanıklığı aşabilmenin yolu seçim sandığının bir an evvel milletin önüne getirilmesi. Erken seçim. Bunun ilk kez altı parti lideri tarafından ortak bir açıklamayla tekleri edilmiş olması önemli. Ve bu tahşidat, bu çağrı, bu tahkimat devam etmeli. Sandığı getirinceye kadar. Açıklamada ekonomiyle, ek bütçeyle ilgili, dış politika ile ilgili, işte en son NATO krizi ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuyla ilgili önemli mesajlar veriliyor. Ve altı çizilmesi gereken vurgulardan biri de Ekim ayına ertelendiği açıklanan iktidar tarafından sansür kanunu ile ilgili. Şöyle deniyor, TBMM gündemindeki özünüze sansür niteliği taşıyan dezenformasyon yasa teklifi siyasal ve toplumsal muhalefeti suçlu ilan ederek cezalandırmaya ve demokratik seçim ortamını zedelemeye odaklanmıştır. Ertelenmesi bizi asla rehavete sürüklemeyecektir basın ve ifade özgürlüğünü savunma konusundaki kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz. O kanun teklifinin tepkilerin de etkisiyle ertelenmiş olması önemli ama açıklamada da ifade edildiği gibi bu işin peşinin bırakılmaması lazım. Rahavete düşülmemesi lazım ve böyle bir basın üzerinde yeni bir baskı aracı olarak kullanılacak bir düzenlemeye geçit verilmemesi lazım. Açıklamada Sivas ve Madımak olayları da hatırlatılarak ve kurbanları için rahmet dilenerek bu olayların e, ortaya çıkmasına da etkili olan nefret diline bir e, dokundurma yapılıyor. Bu nefret dilini reddettiğimizi ve memleketimizde toplumsal barışı mutlaka tesis edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle hedefimiz sadece yönetim sisteminin değil, topyekün hayatlarımızın değişmesidir. Milletçe hak ettiğimiz 21. yüzyıla yakışır mutlu ve refah içinde bir Türkiye'ye kavuşmaktır. Gerçekten mesele sadece bir yönetim değişikliği meselesi değil. Onun altında topyekün bir hayat değişimi, hayat tarzı değişimi. Çünkü zaten tek adam rejimi, istibdat rejimi hayatın bütün alanlarını olumsuz etkiliyor. Hürriyetleri kısıtlıyor, hakları ihlal ediyor, gasp ediyor. Ayrımcılık ve kayırmacılık yaparak Yeni yeni adaletsizliklere imza atıyor, toplumdaki bütün dengeleri bozuyor, huzuru, iç barışı, ahengi uyumu tahrip ediyor. Dolayısıyla bu tek adam rejiminin bertaraf edilmesi ve kişi hak ve hürriyetlerinin e, ileri demokrasilerde olduğu şekilde en mükemmel tarzda yaşanabilir hale geldiği bir ortama geçilmesi, çok büyük bir rahatlama getirecektir. Yargının bağımsız olması, tarafsız olması, münhasıran adalet kaygısıyla, adaleti tecelli ettirme kaygısıyla çalışır hale gelmesi çok büyük bir rahatlama getirecektir. Ve tek adam rejiminin tamamen günübirlik ve konjonktürel hesaplarla yaptığı keyfi uygulamaların yerini kurallara dayanan, dengeleri gözeten, gerçekleri esas alan politikaların uygulanır hale gelmesi de yine büyük bir rahatlama getirecektir. Demokratik hukuk devletinin kuralları işler hale gelecek ki bu bahsettiğimiz rahatlama olsun. Velhasıl 3 Temmuz buluşması bilhassa bir an önce sandık çağrısının ilk kez dediğimiz gibi ortak açıklamayla seslendirilmesi yönüyle özel bir önemi haiz. Bundan sonra bu çağrıya toplumun daha fazla sahip çıkmasını ve daha aktif şekilde sahip çıkmasını sağlayacak ve sandığın olabildiği ölçüde, zaten çok çok gecikildi, olabildiği ölçüde öne çekilmesini ve mümkün olan en kısa zamanda yapılmasını sağlayacak adımlar atılmasında, kampanyalar açılmasında ve ortak mitingler düzenlenmesinde. Dileğimiz bu dediğimiz hususların daha fazla zaman kaybetmeden en kısa zamanda hayata geçmesi, sandığın milletin önüne gelmesi ve milletin hür tercihiyle, hür reyleriyle bu dönemin kapanıp yeni bir dönemin yeni bir beyaz sayfanın açılması. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.